Sevgili arkadaşlar, Total War Warhammer 2 serisinde biliyorsunuz Bretonya krallıkları güçlenmeden elimizden geldiğince hızlı bir şekilde boşta olan Bretonya krallıklarını, Bretonya prensliklerini kendi himayemizi altına almış ve bölgeleri işgal etmiştik. Bununla beraber burada bulunan ve Bretonya ile bizim aramızda sıkışmış olan sevgili Kızıldük şu anda bizimle müttefik. Ama ne yazık ki benim tarafıma gelmiyor bizimle müttefik olmasına rağmen. Höyük Lejyonları serisinde en son gerçekleştirdiğimiz savaşlarda Baston Kalesi'ni almış ve savaşta olduğumuz bütün fraksiyonların ipini çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu an hiçbir devletle savaşta değiliz. Kendimize bir savaş rotası ayarlamamız lazım ki benim planladığım savaş rotası burada bulunan Carsonne Kalesi. Brionne de buranın bir bölgesi. Şöyle göstereyim size. Bunlar Bretonya'ya katılmayan diğer imparatorluklardan biri. Ya da Parlavon'u mu alacaktık acaba? Parlavon'da 2 yerleşim yeri var. Bretonyalılarda 5 yerleşim yeri var. Bu büyücü ablaya pek bulaşmak istemiyorum. Bu Bretonya'ya ait olan ve peri büyücüsü olan birazcık sıkıntı. Yayın ilk aşamada kasabilir, sonraki aşamalarda açılacaktır. Ya ben açılmasını umut ediyorum, en azından açılmasını temenni ediyorum. Paravon'u indirelim abi. Paravon'u indirelim. Paravon'a bağlı bir şehir var mı? Evet, Paravon'a bağlı şehir Quernes var. Burada da mı sur var? Hiç fark etmez. Bizim zombiler uçuyor. Ben neyi dert ediyorum ki? Şimdi ben buradan garnizonu çekersem ne olur? Ben buradan garnizonu çekersem her şey sıfırlanır. Yani herhangi bir şekilde şey diyemeyiz büyük ihtimalle. Asayiş eksisi diyemeyiz ve birimler de kendilerini onarmaya devam ediyor. Ben ufaktan Paravon'a doğru ilerliyorum. Madem Paravon'a ilerleyeceğim, sizin bir müttefikiniz var mı? Yok. Diğer büyücü peri ile şey yapıyor, ticaret yapıyor. Pekala, pekala, çok iyiyiz. Şimdi hemen buradan şöyle bir marş vaziyetinde topuğu göte vura vura bir ilerleyelim. Ama kendi sınırım içerisinde kalacağım topuğu göte vura vura ilerlesem de. Çünkü birimlerimin ikmal almasını istiyorum. Bununla beraber burada bir savaş var. Vampir isyancıları burada bulunan Bretonyalı şövalyeyi sıkıştırmış vaziyette. Abi Bretonya'ya da döneceğim. Bretonya'ya da döneceğim ama Bretonya'ya dönüp savaş açmadan, Bretonya'nın çok fazla askeri var biliyorsunuz. Buradaki bölgeleri bir emniyete almak istiyorum. Yani savunmamı arttırmak istiyorum. Gelirimi arttırmak istiyorum. Binalarımı geliştirmek istiyorum. Bretonya'ya girmeden yapacağım daha çok iş var. Ve abi ilerlerken dikkatli olacağız. Çünkü burada bir yerde asırlık meşe var. Ben mi yanlış biliyorum? Yanlış biliyor da olabilirim. Asırlık meşe nereye tekabül ediyor? Asırlık meşe buralarda bir yerde değil mi? Bretonya'ya mutlaka dalacağım. Bretonya'ya dalmazsam zaten patlarız aşağı. Furkan vallahi harabelerde yardımcı olursan güzel olur kanka. Oha. Birader Allah rızası için gruba arada sırada bir şey de bas istersen. Yani normal asker de bas. Full büyücü, şövalye falan. Hani belki arada sırada Allah rızası için bir iki asker basarsan hani savaşır mavaşır falan. Değil mi? Bütün her şeyi kahramanlarla yapacaklar galiba. Elfler Pavron'un salı. Sağ, evet evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Lan bunlar bizim şey değil mi? Baron ne yapıyor? Ooo, Bretonya Ortiga şövalyelerini de kendine kattı. Ve kahraman orduya katıldı. Kim orduya katıldı? Nerede? Neredesin sen? Göster bana. Güçlü vampir hortlaklardan biri. Ha, emrimize amade mi? Yo, yeni geldi. Talim yapabiliyor, asayiş yayabiliyor, birimlere saldırabiliyor, orduya saldırabiliyor. Peki seni normal orduya dahil etsem ne yapıyorsun? Abi hem savaşçı hem şey. Tamam, bekle, seni de bir orduya dahil edelim.
Monfort'u almamız yok mu peki? Monfort'u hemencecik almamız yok mu? Bence Monfort'u hemen almalıyız. Hemen alıp buradaki Baston Kalesi ile arasındaki eyalet birlikteliğini sağlayıp öyle buraya dönmeliyiz abi. Hemen şu Monfort'u alalım. Monfort'u koloni haline getirelim. Burada adamlarım zaten kendini onaracak. Monfort burada kendini onarırken bir yandan tamirat işlemlerini gerçekleştirelim. Bir yandan da ne yapalım biliyor musunuz? Bu piyade birliklerini yem olarak kullanıyorum. İki piyadeyi atmayacağım. Kale savaşlarında bu arkadaşlar yem oluyor. Bununla beraber şeyleri biliyorsunuz zaten. Wargeist'ler savaşıyor. Wargeist'leri de atmayacağım. Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Atlılardan birini mi atsam acaba? Şununla beraber 5 tane atlı yeter ya. 6 tane atlı olmasın. Hani aynı grupta seviye almalarını sağlamaya çalışacağım. Öteki lordu da buraya getireceğim, buraya koyacağım. Niyetim o yönde. Şimdi şu çağırdığımız elemanın bir yakın dövüş savunmasını arttıralım. Biliyorsunuz bizim vampir kral bir yaratık çağırabiliyor ya yanına. O çağırdığı yaratığın gücü bir artsın. Ege'cim hoş geldin balım. Bensiz. Ortalıkta yoktun. Ben ne yapayım? Büyüme artı vampirsel yozlaşma istiyorum. Buraya yapacak bir şey yok. Buraya yapacak bir şey yok. Okey. Turu salabiliriz abi. Analım, teşekkür ederim balım. Teşekkür ederim. Ne demek ortalıkta yoktun? Yazaysan bir gelirdin. Siliyorum o zaman mı? Hayda. Hayda. Yarın yeni bir seriye başlarız balım seninle. Şimdi Hüyük Lejyonlarına girmişken devam edelim. My Lord von Karstein, how may thy humble lich serve you this night? Bretonya'ya karşı savaşa girme. Kanka, kendi götünü kendin tut, beni alet etme. Yalnız ne yapıyor? Bretonya bizim oğlanı sıkıştırıyor mu? Gerçi keşke bizim oğlanı sıkıştırsa. Belki götü sıkışır. Belki götü sıkışır, orada şey yaparız. Ve evet babuşlar, 4 tur sonra tüm zombilerin bakım maliyetini %100 düşüren bir skill alıyoruz. Ve bu zombilerin bakım maliyetini %100 düşüren skill sayesinde artık bir tane lordun ordusuna 19 tane zombiyi verip etrafı garnizonlamasını sağlayabileceğim. Yani 2 tane lord kullanmış olacağım. Bu lord savaşlarda bize yardımcı olacak ve lütfen eve yetişebil ve ölme, olur mu? Ya da sevgili Kızıldük. Ha, gel bir ticaret yapalım kanka. Eyvallah, ticaretle beraber benim vasalım olsan olmuyor. Ha, benim Bretonya'ya bir an önce yaslamam lazım ya. O elemanı da istiyorum grubumda. İyi yakın dövüşçü. 2 tane iyi yakın dövüşçüm olacak. Fersiz Kralı da aldıktan sonra. Ya da bunu böyle bir dışarıdaki etkinliklerde kullanıp mı geliştirsek? Atlılardan birini... Yok lan, hepsini bir araya getir. Bunları bir araya getirdiğinde ne oldu? Bir tane ordu bir tane ordu azaldı. Bunu al. Lord'un ordusuna kat. Güzel. Sen Lord'un ordusunda talim yapacaksın. Hatta bunun için bonus 1500 gold bile aldık. Şimdi binaları upgrade'leme zamanı. Karak Zifrin'i seviye 2'ye çıkarır mıyım? Çıkarırım da bir saniye. Burayı kademe 3 yapıp kademe 3 surla koruyabilirim. Burayla bir işim yok. Buraya ne yapabiliriz? Buraya vampirsel yozlaşma yayan yer basmayalım. Zira idare etmez bizi. Ki asayiş veren bina basmışım zaten. Demirci yapabiliriz. Piyade birimlerinin daha upgrade'li gelmesi için. Ama büyüme veren şey yapalım ya. Ceset çukuru yapalım. Çünkü büyüme sayesinde kapasitemiz falan da artıyor. Ama buraya büyüme basacağıma gidip Karak Zifrin'i ikinci kademeye çıkarmayı tercih ederim ya. Karak Zifrin ikinci kademeye çıksın. Şurada bir para binası inşa edilsin.
Bununla beraber turu şöyle bir atlayalım bakalım hızlıca. Parravo'nun bütün birlikleri burada. Acaba siege silahları var mı? Elemanların üzerine gideceksek siege silahlarının olup olmama durumunu kontrol etmemiz lazım. Zira uzaktan vuran siege silahlarına sahiplerse bizi baya baya yıpratabilirler ama bizim wargeistlerimiz onları da parça pinçik edebilir tabi. Bu da bir seçenek. Aslında bütün orduları wargeistlerden mi şey yapsak acaba ya? Bütün orduları wargeistlerden de yapabilirim. Honor before glory. Oo, bir tane uçan Pegasus şövalyeleri var. Ben de diyordum hayatımda ne eksik. Kutsal kase sandığımı, kutsal kase şövalyesi de var burada bir tane, anladım. Destek piyadelerinden. Bu aşağıda, yok bu şeyi koruyor, sunağı koruyor. Bu aşağıda bir de Parrovon var. Parrovon'da var mı siege silahı? Pegasus şövalyeleri falan var. Tamam abi, burada şey yok ya. Burada kuşatma silahı yok. Ben bunlara savaş ilan edip girebilirim. Aa, buna daldığımda otomatik Bretonya'ya mı dalmış olacağım? Siz ne ara müttefik oldunuz lan? Bu imparatorlukla Elay? Aa, bir saniye. Gelen bu değil zaten değil mi? Gelen bu değil zaten abi. Gelen öteki büyücü kral, cadı kral. Gelen öteki peri. Peki periler dalarsa bize ne yaparız? Periler dalarsa bize göt gibi kalırız ortada, değil mi? Aşağı yukarı göt gibi kalacağımızı tahmin ediyorum da. Sur yapsana bir mekana. Monfort'a ne yapabilirim? Monfort'a da şu şeyden bas. Asayiş verenden bas. Arkalanırsak ne yapacağız? 3 tur var daha böyle full zombili bir ordu basmamıza. Hani yeni ordu basarım, yeni orduya ağzına kadar zombi doldurup en azından şehirleri savunmayı sağlayabilirim ama ağzına kadar zombi de şey yapamayacak ki. Evet, Bretonya gelmiyor, fark ettim onu. Diğer peri geliyor. Bir şey yapabilirler mi acaba bana ya? Abi Kızıldük'ü Bretonya'yı indirmede yardımcı olsam Kızıldük'e. Kızıldük sadece Bretonya ile savaşta. Kanka beni savaşa çağırsana. Hah, evet, savaşa katılacağım. Karşılığında bana biraz para vermişsen. Ekonomik güçleri zayıf. 1200 falan veremez. Tamam, yok yok, ben sana sırf yardım etmek için geldim, dur. Askerleri bir gösterip elletmemezlik yapmayacağım, merak etme. Burada ne var abi? Burada Bretonya'nın bir bölgesi var değil mi? Helmgard var. Helmgard'da da maşallah bir ben yokum. Üçlü mancınık, Pegasus şövalyeleri, köylü okçular, diğer şövalyeleri. Anam 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 anam. Tamam abi, tamam. Höyük şeyleri bahane ediyorum höyük lejyonları olarak. Sen Kızıldük'e daldın. Ben de Kızıldük'ü indirmek üzere geldim deyip şey yapacağım. Ama bak, burada bir Tomar ordusu var abi. Onu ne yapacağız? Bu pos bıyığına tükürdüğüm benim kaleleri, kuleleri falan tek tek alır. Tamam, eyvallah. Ben bu Helmgard'ı alırım da bir şekilde. O da benim buraları alır. Dur moruk, adamı bir sıkıştıralım, öyle ilerleyelim ya. Baston kalesine doğru bir ilerle. Adamı bir sıkıştıralım. Direkt üstüne gelelim, burada bir şey yapalım abi. Fight'ın dibine vuralım. Kızıldük'le beraber elemana bir ayar çekmek lazım. Ama savunmasızız ya. Yani ikinci bir ordu çok güzel olabilir ya, ikinci bir ordu. Oyun kasmaması lazım. Ya bazı tur aralarında falan kasıyor olabilir de tabii yayında izlerken kasmaması lazım. Niye kasıyor ki? Savaşlarda falan özellikle. Neyse, ben yayın tekrarından bir bakarım. OBS'e güncelleme geldi. Belki o güncellemeden sonra bir sıkıntı olmuş olabilir. Ben yayın tekrarından sonra bir kontrol ederim mutlaka. Varsa bu yayınlık bir şey, şimdilik idare edin size zahmet. Oo, merhaba. Sen buradan nerelere gidiyorsun kanka?
Bizim Kızıldüç'ün ordusu mağlup edildi mi? Umarım edilmemiştir. Daha savaşta değiliz senle de sen nerelere gidiyorsun? Ben sana gelecek tur gireceğim. Eksi 5 asayiş mi? Tamam, yozlaşma noksanlığı burayı halleder ya. Yozlaşma noksanlığını ayarlarız. %83 vampirlik var burada baksana. Bunlara bir girmek lazım. Sağa sola bakarken takıla takıla mı gidiyor? Allah Allah. Oo, geri vites, geri vites en sevdiğim. Vallahi ne dediğine dair hiçbir fikrim yok kanka ya. Bir şey yapsanız ya, o sahneyi klip alıp Erdem Baba aracılığıyla ya da Anıl aracılığıyla falan bana yollasanız ya, size zahmet. Chat'te bizim babuşlar var yani, onlar aracılığıyla bir bana yollarsanız hoş olur. Şimdi kamerayı kapatayım abim. Şimdi Artois Kalesi'ne girdik ve ben Kızıldük'e diyeceğim ki sevgili Kızıldük, ben seninle beraber bu savaşın içerisine dahil olmak istiyorum. Yok, saldırmazlık paktını boz değil. Karşısında savaşa katıl. Bak, ben bunun karşısında savaşa girerim ama misal sen de benim için benim vasalım olur musun? Olmuyor, tamam. Eyvallah, eyvallah kanka. Tamam, sana yardıma geldim. Şimdi götümü koruyacak bir zombi ordusu da inşa edeceğim. Vallahi Adem, kendini çok yorma kanka ya. O kurallar konusunda kendini çok yorma hiç. Uyduklarını gördün mü? Ya da bir ilerleme kaydettiklerini? Boş ver, yazan yazsın ya, çok şey yapma. Hani baktın dozajını arttırıyor lan, amık kime diyorsun falan filan gibi, o zaman vur kafasına kanka. Evet, zombi birimlerinin bakım masrafının sıfıra inmesini açtık. Bu bizim gerçekten çok işimize yarayacak. Şimdi yapacağımız hamle ne olacak biliyor musunuz? Hemen buraya bir tane adam basacağız. Baston kalesinden basabiliriz bu adamı. Lord yetiştir diyeceğim ve bu saldırgan lordu alacağım. Ve bu saldırgan lorda paso zombi yetiştireceğim abi. Zombilerin bakım masrafı yok arkadaşlar. Sadece üretiyoruz. Bütün zombileri üreteceğim. Benim asayişim düşmeden, benim değerim düşmeden rahat bir şekilde düşmana saldırmaya çalışacağım. O zombilerle daha doğrusu mekanlarımı korumaya çalışacağım. Arada kafa gidiyor benim. Savaşçının sağlık puanını tazeler. Pasif yetenek. Alalım, alalım. Hallederiz, hallederiz. Güzel olur. Ve buradan da şu upgrade'i bir yapalım. Buradan da diyelim ki sevgili Blatonya Lord'u, senin için geliyorum. Bakalım kendini savunabilecek misin? Şu öteki mekanda savunur da burada kendini kolay kolay savunamaz. Ne var ordunda? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Saldırmaya geldim. Yo, intihar ordusu değil. Tam tersi. Teşekkür ederim senin marşın. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Sınavında başarılar dilerim. Umarım keyifli güzel vakit geçirirsin. Bir saniye, imparatorlukla benim bir alakam yok değil mi? Ben Kızıldük aracılığıyla Bretonya'ya daldım. Vay! Ya herif kaçtı ya da bir yerde savunma yaptı. Çok emin değilim. Evet, kamera kapalı, farkındayım. Açacağım yakında. Aynen öyle, Bilge Han'ın dediği gibi bu ordu asayiş ordusu olacak arkadaşlar. Bu ordu asayiş ordusu olacak ve elfler yamaçtan toplanmaya başladı. 70. tur olmuş babam, bir zahmet. Bir zahmet toplansınlar. Şemsi pasa pasajında sesi büzüşeci sürdürülür. Bu kadar. Find me gravebound. Commit minions, commit. Moruk, apartmanda kavga var, bir saniye. Ben buraya tek atarım, orası dert değil de.
Yo bak bir şey söyleyeyim mi? Kuşatma savaşları normalde keyifli olmayabilir ama vampirlerle oynuyorsan inanılmaz derecede keyifli bu kuşatma savaşları. Bayağı rahat bir şekilde halledebiliyorsun. Şu yani kuşatma silahlarını falan kullanmayacağız bile. Eğer buraya desteğe gelmezlerse o kadar kolay bir şekilde halledeceğiz ki her şeyi. Sen bile şaşıracaksın yani diyebilirsin. Ulan arkadaş bu savaşlar bu kadar mı sürüyordu sadece? Bu bayağı kolay oldu falan diye. Şimdi bir saniye. Asker basmaya devam edeceksin ama asker basmaya devam etmeden önce şu şehrin içine bir girer misin? Eyvallah. En azından asayiş düşürme. Şimdi senin asayiş üretebilmen için hem buradan bir zombi bas, hem buradan zombi bas. Abi toplamda 4-5 turda üretilecek zombiler bizim bütün asayiş dengesini sağlayacaklar. Biz de artık böyle yavaştan yenip aldığımız bölgelere sur basmaya başlayalım. Sur ya da ticaret kaynağı falan bir şeyler basalım ki artık buralarda savunma yapabilelim abi. Yani alacağımız saldırılara karşı tedbirli olmamız lazım. Bretonya'nın askeri gücünün ne kadar olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bretonya sen kaçıncı sıradasın askeri güçte? 20. sırada. Kaç yerleşim yeri var? 5 tane yerleşim yeri var. Birisi Helmgard, orayı biliyorum. Birisi Kızıldük'ün hemen bir yan tarafı. Birisi benim kuşattığım bölge. Ne etti abi? 4 etti. 1, 2, 3 ve 4. 4 etti sadece. İmparatorun kendisi burada. Abi imparator her an bize çakabilir var ya, imparator her an bize cozlayabilir. Başka neresi var ki bu Bretonya'nın şehirler arasında? Helmgard 1, Carnage 2. Ha bir saniye, Origa şövalyelerini aldıydı herif değil mi? Origa şövalyeleri burada bir yerde abi. Yani ben Bretonya'nın buradaki bütün topraklarını alsam da o herif Origa şövalyelerini kapitüle ettiği için orada bir yerde yaşayacak. Kızıldük'ü ileride vasal yapabilmek açısından tutuyorum. Buralarda da kara elfler var. İyi bari aydınlık elflere yakın değiliz. Dibimizdeki orman elfleri asıl büyük sıkıntı. Dibimizdeki orman elflerini ne yapacaksak? Evet, başka bir de iskelet birimlerinin bakım masraflarını silebiliyorsun. Şu an sadece zombilerin silebildim. İleride iskeletlerin de bakım masrafları silinebiliyor. Zombi üniteleri garnizon ordusu olacak işte. Dünya seyyahları diğerlerini garnizonuna katılmaya ikna etti. Şey, konfederasyona. Tamam. Kim seviye aldı? Sen mi seviye aldın? Aslan. Sen şöyle bir kılıç ustası yeteneği... Yok. Talim yeteneğini al. Fazladan experience puanı kazan. Seni bir geliştirelim. Şimdi hocam bütün ordu buraya bir dalsın. Abi merak etme. Savaş çizgisine bakma. Burayı tekleyip alacağız bak. İyi izle. İyi izle hocam. Burayı tekleyip alacağız. Alazaka afiyet olsun. Dikkat et kendine. Abi ben yemek yemeye gidiyorum. Bay bay demiş. Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz. Çok çok dikkat et kendine. Vallahi analım iki renkte güzel bence ya. Vasal ya da işte konfederasyona falan katmaya çalışırım vasal yapmasam da. Modlu serilerde ne var ki? Total War Warhammer 2'de. Ben daha Vanilla'ya bile doyamadım. Modlularda ne varsa o şeyler uçuyor değil mi? Hepsi uçuyor, hepsi. Ya yayın bu kadar şey mi? Drop var lan harbi. Aa, drop giriyor. Sebep? Derdin ne? Güncelleme mi var? Yok. Harbi drop giriyor. Allah Allah. Biri telefondan falan mı bir şey yüklüyor acaba? Yo, düzenli ve sık aralıklarla drop giriyor. Onun bitrate'i düşürürsem bu yayın böyle çüke döner. OBS'te bir sıkıntı yok. Gene başladık anasını satayım bitrate düşmelerine. Gene başladık. Diğer kanallarda da var. O zaman acım Twitch'le alakalı bir şey olabilir. Şu an engel olamıyorum yani. Gidiyor gidiyor geliyor. Gidiyor gidiyor geliyor. Demek ki takılıyor diyenler hakikaten doğru söylüyorlarmış. Peki 4000 değil de 4000'den biraz aşağı çekmeyi denesem? Örneğin 3500'de sabitleyecek misin? Bir 500'ün aramızda lafı olmaz diye tahmin ediyorum.
Yok abi. Hangi değeri verirsen ver sabitleyemiyor. Aynen. Hangi değeri verirsen ver sabitleyemiyor kral. E bu kötü oldu. Kaçırıcı. Ya 3800, 3500 fark etmiyor kanka. Yayım 2, Samet 0. Sorma sorma. Ama yeni girmeye başlamış. Bak sana da göstereyim istersen. Şöyle yeni girmeye başlamış kanka. Öyle bak normalde pek bir şey yok görüyor musun? Yeni yeni girmeye başlamış. Yani 2 saat 48 dakikalık bir yayına karşı 7000'lik bir drop kaybı şey demek. Yeni yeni girmeye başladı demek. Hakikaten yeni yeni girmeye başlamış. Evet mahvediyor şu anda. Şu an mahvediyor. Evet arkadaşlar kuvvetle muhtemel sıkıntı Twitch'le alakalı. Ben bir şey yok gibi yayına devam etmeye çalışacağım. Maalesef benim bu duruma müdahale edebileceğim bir şey yok. Yani olduğu yerde olmaya başladı. Masayı da itip geri çekmedim. Evet bunun 2500'e düşme zamanı gelmiş abi. Aynı kabusun yaşanma vakti geldi anladım. Biraz şey yapar, piksellenir ama donmasından iyidir diye tahmin ediyorum. Ama bu ayara düşürmeme rağmen yine de donabilir. Haberiniz olsun bu arada. Bu ayara düşürmeme rağmen yine de donabilir. Onu söyleyeyim. Birazcık artık görüntü piksellenecek. Neyse. Şu savaşı falan halledelim. Ondan sonra böyle daha kasmayacak bir oyuna geçeriz. Ya da baktık düzelmiyor. Ufak iki jazz chatting yaparız. Yok bu arada düzelmiyor. Düzelmiyor abi. Piksel piksel takılmasındansa kaliteli kaliteli takılsın. Boş ver takılsın live'dan izlersiniz. Live'da aldığım görüntü takılmamış hali live'dan izlersiniz hocam. Şimdi usta. Ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle birileri bu okçu kulelerinin hasarını Fenerbahçe'den gelecekler. Bizim ana grup şurada gördüğünüz uçan üniteler tamam mı? Bunlar bu alana yerleşecekler. Bunların da size bir yakın çekim görüntüsünü alayım. Yakın çekim görüntüsü de şu şekilde bu elemanların. Her biri böyle birbirinden kuvvetli, birbirinden güçlü. Wargeist üniteleri ki bunlar uçarak kaleyi arkalayacaklar ve kalenin arkasında tuttuklarını indirecekler aşağı. Bununla beraber Lord ve şu iki arkadaş, bunlar iki numara. Bunlar burada kalıp ordularına moral verecekler. Şuradaki iskeletler bir numara. Bir numara şöyle açılıp düşmanın atağını göğüsleyecek. Ve 3 numarada buradaki şövalyeler kapıyı kırmayı başarabilirsek şövalyeleri içeri alacağım. Yani kapı kıracak eleman da burada da ben kapı kırmaya falan yollamayacağım o elemanı. Yani öylesine duruyor bu burada. Zaten bu ordunun esas amacı dikkat çekmek. Dikkat dağıtmak. Sadece dikkat dağıtacak. O ordu dikkat dağıtırken ben buradan Victory Point'e doğru ilerleyeceğim. Oraya asker çekecekler. Gidip askerleri yiyeceğim falan filan. Ya çok az bir kaygımız olacak yani. Hatta ve hatta bizim bu adamların seviyesinin kaç olduğunu çözemedim. Kime ateş ediyorsun? Ha tamam zombilere ateş ediyor. Güzel. Abi bizim lordlara da bir bakalım arada. Şurada bir tane yakın dövüş vampir lordu var. Burada yine bir yakın dövüş hatun ve bizim battle mage. Abi merhaba kaleyi almaya geldik. Selamun aleyküm. Sea kale almaya geldik. Ne yaptınız hocam? Buraya bir tane şey mi indirdiniz? Kılıçlı adam mı indirdiniz? Bir saniye aklını alayım hemen o kılıçlı adamın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güzel yem oldunuz hocam. Victory Point'e doğru ilerle. Ha, bu esnada hiç mi bir şey kaybetmiyorsun? Bir şey kaybediyorum abi bak. 3 tane zombim ölmüş. Şimdi savaşı kazanmak için mecbur bu Victory Point'e doğru gelecekler. Bu noktada asker bulundurmazlarsa ben kazanırım çünkü. Kazanamıyor muyum lan?
Birimler uçtukları için arkalamıyor. Adamlar bütün orduyu aşağı çekti. Bekle, adamlar bütün orduyu aşağı çekti. Uç. Bekle abi. Adamlar kaleyi terk etti lan. Lan ben bunu tahmin etmedim. Kardeş kapıya git vur. Siz de kapıya vurun, siz de kapıya vurun abi. Ya da siz kapıya vurmayın. Şöyle bir kapının önünde durun, içeri gireceğiniz. Ben hiç tahmin etmedim lan. Ve senin marşın kral, buradayız, destekçiyiz, yayınları seviyoruz, kolay gelsin demiş. Bunu 5-10 dakika önce demiş ama ben galiba bizim apartmandaki kavgaya odaklandım. O ara dedim yani moruk apartman birbirini yiyor, kavga var diye. Herhalde kavgaya odaklandım abi. Bizim Morgeister burayı tekte alıyor lan. Abi düşmanın evelliyatını dağıttı elemanlar, baksana. 4x hızında avcılık yapıyorum ha. Ve zannedersin hani böyle oyun zorluğu kolayda falan. Oyun zorluğu normalde. Bu adamlar öyle bir dehşet saçıyor ki. Oğlum bir de bunların can çalması açık olacak var ya, üf. Ne lord tanırlar ne başka adam tanırlar abi. Nereden ok sektirdi biri? Düşman kapıları yok mu edildi? Tamam dayı. Sen şu mekana doğru ilerleyebilirsin. Okçular geri geliyor mu orada? Okçular geri geliyor. Şu geri gelen elemanları bir haşlasana ya. Oğlum aşırı dehşet salıyor bizimkiler ya. Tamam yürü yürü, vazgeçtim. Ana orduya doğru yürü. Bizim 3 numaradakiler ne yapıyor? Burada insanları biçiyorlar. Bak hayaletlerden falan o kadar korkmuyorlar da Wargeist'lerden acayip korkuyorlar abi. Acayip korkuyorlar hem de. Tamam biz de farmlatalım canım biraz. Ne olacak? Ya Wargeist'leri indir. Siz lideri indirin. Azıcık savaş becerisi kazanın. Bizimkilere baksana abi. Adamların kabusu oldular ya. İniş kaçarsın kardeşim. Öyle kılıç artı dokuzlayarak adam olunuyor muymuş? Artı dokuz kılıçla takılarak adam olunuyor muymuş? Olunmaz. Lord'u kullanmadık bile. Öyle artı dokuz kılıç kullanarak adam olunmaz. O bir kere bir kenara duracak. Ya can bassa bilirdim de can basmalık bir şey yok. Lord bir de çok uzakta. Öteki Lord'u getirmedim. Lord bayağı bu savaştan uzakta kaldı. Yoksa yine can bastırırdım da kendisine. Bayağı bayağı uzak kaldı savaşa mesafe olarak. 6 kişi indirmişler. Diğerleri de 1 kişi indirmiş. Şövalyeler de rastgele 1 kişi indirmiş. Geri kalanları kule halletti zaten. Ve bizim Vargeistler çok kuvvetli abi. Vargeistler varken burada bizim sırtımız yere gelmez. Yukarıdan arkalıya arkalıya gideriz. Sen şu şehri bana bir ver bakayım. Ne kadar bonusla vereceksin? Yağmala ve işgal et diyeceğim de yok yere çok asayiş eksisi yiyeceğim, gerek yok. Hocam selamun aleyküm, sana ne yapabilirim? Senin spamlediğin şu adamın, spamlayabildiğin şu adamın daha gelişmiş olmasını sağlayabilirim. Kardeş sende ne yapabiliriz? Sende asayiş yayma özelliğini alabiliriz. Asayiş yaydırıp talim vereceğim, sonra savaşlarda kullanırım belki. Karak Zifrin'i seviye 3'e yükseltebiliyoruz. Yükseltme, bunu seviye 4 yapalım. Yükseltme, Karataş Nebet yerini seviye 4 yapalım. Çünkü Karataş Nebet yerinin level atlamaya ihtiyacı var. Bastonu da yükseltme. Burayı da 4 yaparız. Baston kalesini. Sonrasında zaten seviyelerini vereceğim. Yani şu kaleye böyle bir tık daha garnizon çıkmak falan inanılmaz derecede iyi olacaktır. Çünkü buraların böyle gelip Ratatouille'de işgal edilmesini istemiyorum. Şurada vampir yozlaşmasını arttıran bina yap. Teşekkürler. Burada zaten zombimiz üretiliyor. Eyvallah. Bizim Palabıyık yine ekibiyle beraber kendi kalesinde. Palabıyık ve ekibini def edemiyorum abi. Güruh büyümesi var aslında, yani belli bir miktar asker geliyor da gelenler pek yeterli değil herhalde. Kara elflere bak, kara elfler burada kök söktürüyor millete. Ya da kendi aralarında çarpışıyorlar, emin değilim. Bretonya'nın başkentine gideceğim ama
Başarılı olabilir miyiz, olamaz mıyız bilmiyorum. Zira adamlar kuvvetli. Yani bu sefer arkalarına sarktığımızda o kadar kolay iş gösteremeyebiliriz. Biri birinin garnizonuna mı dalıyor? By all that I hold dear, no. Birader şurayı kuşatsana lan. Bak burada bir vampir isyancısı çıkmış. Vampir isyancısı burayı alsa da beleşe çöksek keşke. Lan sen de saldırsana lan. Ne yapıyorsun lan orada? 3 tane ordu kurmuş. Gerçi 3 orduya bak Allah aşkına. Hepsi zombi. Ona ordu diyorsan kanki ben burada full topluyorum bir tane. Tamam, 2 tura bitecek bu ordu. Sağa sola sağa sola koştururuz. Askeri varlık bile orduyu kuvvetlendirmiyor ki. Buradaki adamlar nasıl güçsüzse artık askeri varlık bile orduyu kuvvetlendirmiyor. Şimdi hocam burayı almak mümkün olabilecek mi? Asıl sorulardan biri bu. Burası her zaman çok kuvvetliydi. Peki bu adamlar benim üzerime gelse ben bu çarpışmadan sağ kurtulabilecek miyim? İkinci soru da o. Abi hatırlıyor musunuz? İki tane ordu getirmiştim buraya. İki tane. İkisini de mahvetmişti bu eleman. Ben bu elemandan korkuyorum usta. Yanında bir de bunun büyücü var. Yanında iki tane normal adam var. Ben bu adamdan korkuyorum ya. Şu bir tane kuşatma kulesi baş. Kuşatmayı süldür. Abi alamayabilirim yani. Bu adam muhtemelen benim kafama doğru gelecektir ya. Yamulup gelme de. Yamulursak uzun bir süre oturma evresi. Umarım yamulmam ama yamulursak uzun bir süre oturma evresi. Özellikle büyücüden korkacaksın zaten de. Eğer onlar dalmazlar da biz içeri dalarsak ki onlar bize dalıyor abi. Onlar bize dalıyor. Onlar muharebe vaziyetinde bize dalıyor. Generalleri yanlarında. Meydan savaşı. Kale savaşındansa meydan savaşını tercih ederim. Haydi bismillah. Aldım save'imi. %50 şansımız var. Umarım müttefik niye gelmiyor? Çünkü kendisi bir mal değneği. Tam anlamıyla mal değneği yani. Başka hiçbir şey değil. Abi bekleyeceğim. Oturacağım. Kapanacağım. Savunma vaziyetinde bekleyeceğim. Warglooflarımı kaçıracağım. Onları arkalamaya çalışacağım. Yani Warglooflarım onların ummadığı vakitlerde tepelerine çöküp ordularını bir bir dağıtmaya çalışacak. Zaten şu an güveniyorsa arkasındaki garnizon ordularına güveniyor. Hayaletler ve yoldaşlar ve atlı birlikler hepsi bizim hayatta kalmamızı sağlamak için çarpışacaklar. Yapacağımız hamle ne biliyor musunuz? Bir numara şuradaki iki iskelet grubu. İki iskelet grubunu şöyle yakın değil birazcık geniş dizelim. Büyü hasarına falan yamulmasınlar. Bütün lordları burada ortaya dizeceğiz şöyle. Bütün lordlar ortada kalsın. Ve atlılar da şöyle bir 3 numarada bunların arkasında duracaklar. Aynı zamanda bir numaraya hayaletleri de ekleyebiliriz. Hayaletler de şöyle tek sıra bir dursunlar burada. Burası savunmayı bekleyen ordum olacak. Bu ordu düşmanın saldırmasını bekleyecek. Mevzelendirmeyi başlat. Bunlar da 4 numara. Abi 4 numara çaktırmadan götün götün ilerleyip düşmanın mancınığını falan alacak abi. Düşmanın mancınığını alacak, şeyi alacak. Hatta düşman destek ünitelerini buraya yanaştırmayı bile engellemeye çalışabilir. Buraya yanaşmalarını bile engellemeye çalışabilir. Şöyle bir uzaktan ilerleyelim. Okçuları, mokçuları, Allah ne verdiyse hepsini haşlamaya çalışacağız. Asıl oyun bunlar üzerinden dönecek. Haydi hayırlısı bakalım. Bu adamların korkusu yok ki. Adam ölmeyeceğini biliyor. Şu var ya şu Kral Loanen Lensuar, nasıl okunuyor bilmiyorum, pisuar kılıklı. Evet abi adamların şeyleri de var. Pegasus şövalyeleri de var. Güzel güzel aç mesafeyi, aç mesafeyi ki ben sana rahat dalabileyim. Aç mesafeyi, iki ordu arasında aç mesafeyi. Özellikle şu arkadaki birlikler konusunda aç mesafeyi. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Manco kuruldu buraya. Aha kuruldu abi. Kuruldu abi. Evet kuruldu. Okçular bir ilerleyin ben sizi böyle gafil avlayacağım.
Okçuları ben gafil avlayacağım da okçuların aniden bana dönmesini istemiyorum. Aniden bana döndü ormanda bir tane. Ormandakiler o kadar rahat sıkabiliyor mu? Sen ne yapıyorsun gerizekalı? Dur bir saniye, şu ormandakini bir haşırtla. Ormandakini bir zıbart, ormandakini bir zıbart. Hadi çocuklar, her şey size bağlı, ormandakini zıbart. Arkaya dönmemeleri lazım. Bunlar arkaya bir dönerse bıktım, üst kısımları iki kat fazla kirleniyor diyecekler. Güzel 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 güzel, arkaya dönme, arkaya dönme, arkaya dönme. Hiçbir şey yok arkada. Arkada dikkat etmen gereken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu mancoları da bir patlat. Mancoları da bir patlat. Elleme, onlar geri toplanacak çünkü. Mancoları da bir patlat. Güzel, iki ordu birbirinden ayrıldı. Bizim tepedeki çocukların sadece sağ salim durması gerek. Abi çok güzel. Mancoları yedik, mancoları yedik. Okçular defolup gidiyor. Piyadeleri tut, piyadeleri tut abi. Piyadeleri tut, yamyam style'a. Bulduğumuza zıbartacağız, bulduğumuza zıbartacağız. Bir zamanı bir durdur bakalım. Bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler burada duruyor. Güzel. Dediğim gibi asıl oyun Wargames'lerden dönecek. Kaptı kaçtı, kaptı kaçtı. Kapacağız kaçacağız, kapacağız kaçacağız. Böyle garnizondakileri abi çaktırmadan yiyeceğiz. Çaktırmadan yiyeceğiz garnizonu. Oh okçular, Allah'a emanet olun kardeşim dedi. Defoldu gitti. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Bu adamlarımı kolay kolay yakalayamazlar da. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz Wargames'ler. Çok iyisiniz. Tamamsınız. Tamamsınız. Şövalyeler geliyor. Şövalyeler geliyor abi. Sakin. Sakin. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Elleme. Elleme. Siz ne yapıyorsunuz lan? Onun bunun evlatları. Değişik değişik kuşatma skilleri uyguluyorlar. Kuşatma çeşitleri uyguluyorlar. Gir buraya, gir buraya. Gir buradaki kılıçlı adamlara. Ye bunları. Adam mı kaldı? Adam mı kaldı? Birader sen ilerle bizim lordun ordusuna. Sen ilerle bizim lordun ordusuna. Adamın mı kaldı be amına koduğum? Adamın mı kaldı? Hadi bakalım, ye şunları. Ye şunları. Ye şunları. Ordular yarım yamalak kaldılar. Yarım yamalak kaldılar abi ordular. Atlılar geliyor. Atlılar geliyor. Sakin ol. Sakin ol. Birazdan iki savaşı birden idare etmeye başlayacağız. İki cepheyi birden idare etmeye başlayacağız. Kardolar, ordular toparlanıyor. Şunlara bir toparlanamayacakları zararlar ver. Evet, ikinci ordunun tepeye geliyorlar abi. Bekle. Bunlar atlı okçu mu? Hayır. Atlı okçu değil. Hevesli süvari birlikleri. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Abi buraya çok yoğun baskı var şu an. Bütün atlıları şuraya sal. Bütün atlıları şuraya sal. Bütün atlıları sal buraya. Selamun aleyküm hocam. Sen şu zarar gören iskeletleri bir onar. Sen zarar gören iskeletleri bir onar. Abi savaş böyle %50 hızla devam etsin yarı yarıya. Ben iki cephe birden idare edeceğim çünkü. Şimdi şuradaki kılıçlıların üzerine gidin. Bizim Morgulluflar yaşadığı sürece bir şansımız var demektir ama... Bu şans nerede geçerli biliyor musun hocam? Bu şans sadece Lord hayattayken geçerli. Bir numara şimdi buradaki elemanlara bir girecek. Ve iki numara da buradaki elemanlara girecek. Artı dokuzunu basıp gelmiş bütün elemanlar burada bize lülü yapıyor. Şu korkan atağını güçlendir. Üç numara buradakileri yemeye devam etsin. Üç numara şuraya bir dön. Yukarıdan Pegasus şövalyeleri geliyor. Dayanın anam, dayanın, 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 dayanın. Gel buraya, gel buraya. Sen ne yaptın? Ha bu iskelet. Tamam anladım. Ben de bizim iki numaradaki elemanlara bir şey oldu zannettim. Oy oy oy. Tamam, 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 tamam. Bekle, bekle. Sakiniz abi, sakiniz abi. Bütün adamlar burada. İlerlet bakayım şuraya. İlerlet bakayım şuraya adamları. Bu kılıçlılara yeni girmişiz ama kılıçlıları salla. Önce bir şu elemanları parçalamak lazım, okçuları. Moruk, bu adamlar da güçlü. Bu adamlar da harbiden güçlü. Aynen öyle abi. Yaratığı çıkarma vakti. Hocam, 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 hocam. Nereye hocam? Tam olarak vuruyor hocam. Ya hak birader. Bir çık bakayım ortaya. Omayva moşindeyru. Ahanda. Ananızı bellemeye geldim oğlum. Ananızı bellemeye geldim. Hücumu, güçlendirmeyi bas. Analarını belle düşmanların. Ne oluyor abi? Beddua yiyoruz abi. Büyü kullanıcısından beddua yiyoruz. O büyü kullanıcısı var ya.
O büyük kullanıcısı var ya abi, bizi bitiriyor o büyük kullanıcısı. Aa bir saniye lan, benim büyük kullanıcısının büyüleri debufflayan item'ım var. Nerede o büyük kullanıcısı? Muhtemelen şu kaşar değil mi? Yok bu kaşar değil abi, bu kaşar okçu. Büyü yapan hangisi lan? Beyler ilerleyemediniz mi hala? Yürüyün şunlara. Büyü yapan hangisi? Yok bu da kutsal kase şövalyesi. Bu büyücü değil, bu büyücü değil. 300 metre öteden mi büyü atmaya başladı? Dön. 3 numara dön. Dön buraya. 1 numara dön buraya. 2 numara dön buraya. Reis sen 5'sin kral. 5 numara yapıştır. Abi bizim asıl adamlar Warwolf'lar, o şey Wargeist'ler, o Wargeist'lerin böyle bunları dağıtıp bir an evvel yanımıza gelmesi lazım. Şöyle bir Birik sızında ilerlet olayı. Birik sızında ilerlet abi olayı. Yok bizim şövalyeler falan adamı kaçıramıyor. Yani atağımız iyi ama şey lordu koruyamıyoruz abi. Kesinlikle lordu koruyacak ordu buralarda değil. Lordu koruyacak ordu ahanda bu Wargeist'ler. Abi şu düşman atlılarının üzerine bir kara gün gibi çök. Lord'a bir saldırsana kral. Saldıramıyor ki, şunlarla uğraşıyor. Abi adamları tekrardan şey yapma zamanı. Bunlar toplanıyorlar da, toplananları toplarız ya. Toplananları toplarız abi, acelemiz yok. Ne yapacağız? Krallarını indirip adamların gururunu kıracağız abi. Krallarını indir, gururunu kır. Taktik bu. Siz ikiniz şuradakilere gidiyorsunuz. Hatta üçünüz. Üçünüz gidemedi. İkiniz şu arkadakilere gidiyorsunuz. Abi in kralın tepesine. İn kralın tepesine. Kardeş selamun aleyküm. Kendine bir can buff'u bas. Hacı abi kendine bir de atak buff'u bas. Ya atağa bastı, canı basamadı. Kendine canı da bas. Alazaka hoş geldin kanka, hoş geldin. Şey insan krallıkları bize dalıyor şu an. İnsanlar bize saldırıyorlar, onunla uğraşıyoruz kral. Daha doğrusu biz insanların, Bretonya krallarının başkentini indirmeye gittik. Adamların başkentini indirmeye giderken adamlar bize daldı, yine çetin ceviz çıktılar. Ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim atlılardan bir cecik olmaz. Bizim atlılardan bir cecik olmaz abi. Bize tank lazım yani. Atlıyı basmışız da boşa. Şu adamları bir tartakla. Şu adamları bir tartaklayın Wargeist'ler. Abi heriflerin lordları fazla ya. Heriflerin lordları fazla. Ve şeyleri bitmiyor yani. Bu atlı okçularının falan da hevesi bitmiyor. Yani atlı okçularının okları tükense halledeceğiz de. Atlıları bir ayrılıyor, bir geri geliyor. Bir ayrılıyor, bir geri geliyor. Kral şu iskelete artı bas bari. Ananın nikahını bas birader. Sen de herkese artı mı basacaksın ya? Nerede abi düşman lordu? Şunu bir düşman lorduna yönlendir. Oğlum hepiniz bir düşman lorduna dalsanız ha. Usta herifler ölmüyor. Herifler ölmüyor bak. Herifler ölmüyor, öyle bir sıkıntıları var lavukların. Adamlar ölmüyorlar. Adamlar ölse bir güzellik yapacağım. Adamlar ölmüyor. Bu arada atlı basanın canı çıksın abi gerçekten. Canı gitmiyor ya. Lan canı gitmiyor herifin. Kaç tane adam. Canı gitmiyor abi. Ama bu savaşı alacağım lan. Aha vallaha saldı savaşı. Vallaha saldı savaşı. Anan öldü. Abi kaçırmayın. Kaçırmayın bak. Pegasus'a binen bir puşt var. Onu bir yakalayın abi. Onu bir yakalayın, toplan etrafına. Ulan var ya full Wargeist'ler taşıdı ha. Şu atlıların geçmişine tüküreyim. Full Wargeist'ler taşıdı. Abi indir. Lord Baba indir. Adamlara can bas. Adamlara can bas, full canla çıksınlar. O ölene kadar bu savaştan çıkmak yok abi. Bu Lord ölene kadar savaştan çıkmak yok. İcabında... Muharebe sürem ne kadar? 51 dakika daha buradayım. 51 dakika daha sen ölene kadar çarpışacağım lan. Aa, ruh paraziti var. Dur bir saniye. O ruh parazitini at buna. Ruh parazitini at buna. Ruh paraziti dekli savaşçılara karşı iyi.
Yemiştir iyice debuff'ı. Şuna bak, şuna şuna. Sülaleni tepmeye geldik, sülaleni tepmeye. Bıktırdın lan bizi. Bıktırdın lan bizi. Öl lan uç. Öl lan uç. O yazıyı göreceğim arkadaş. Düşman lordu öldü yazısını göreceğim. Abi herif ölmüyor. Herif ölmüyor. Gerçekten ölmüyor abi. Adamın düşman lordu yaralandı. Şükür. Abi yürü. Hız 4x. Avlayabildiğini avla. Avlayabildiğini avla. Atlılar siz de serbestsiniz. Koşun abi. Koş abi. Yakan bağırın. Açılmış gibi koş böyle. Yakandan bağırından fırlamışsın gibi koş. Ölen birlik şey abi. Bizle beraber gelen diğerleri. Şuna bir artı bas. Tam kimseye artı basamıyorsun. Boş ver. 3 numara yakala. 3 numara yakala. Hayatını kaydır onun. Hayatını kaydır onun. Abi nihayet amık Bretonyalıları yenildi. Aha vallahi bizimkiler de burada kafasının etini yiyor heriflerin. Bunlar garnizona çekilecek geri. Kardeş ayvayı yedin yedin. Bu da lordlardan biri. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Sen de kahramanlardan birisin ama sen de öleceksin. Pirus zaferi mi? Hadi bu arada bu zaferi sen kazan da göreyim. O yaralanır ölmez. Biliyorum kanka, biliyorum. Biliyorum ne yazık ki. İyi ki şunları ayırdık var ya. İyi ki şunları ayırdık. Yoksa halimiz vahimdi hocam. Ama garnizondan geriye çok adam kalmadı. Yani bu ne demek? Gelecek tur adamların şehrine çatladanak gireceğiz demek abi. Lord'u klip aldım abi. Vurun ulan vurun vurun, ben kolay ölmem diye. Kos bıyıklı. Birimlere ikmal. Abi hükmedin esirlere. Yiyin esirleri, yiyin. Ya abi esirleri. Eyvallah. Aha bir ordu daha getiriyor. Borda Lux'a falan dalarsa, gerçi dalamaz marş vaziyetinde. Vallahi zombilerle kovalarım. Hadi boş yapma, hadi hadi, başkentini teslim ettim. Boş yapma artık ya. Boş yapma. Evet, bu YouTube'daki 5. bölüm. Hadi artık teslim ettin canını. Boş yapma. Sal kendini. Asayiş -4 yemeyelim de. Oh 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 oh. O canımızı okuyan kızıl büyücü falan öldürüldü. Süper. Sana cehennem atı mı verelim? Domatılmış kabus mu verelim? Birinde zırh çok fazla, birinde hız çok fazla. Atlıların başına geçersin lan. Cehennem atını veriyorum sana. Atlıların başına geçersin. Selamünaleyküm hobbitler. Ha, bunlar mekanlarını hala güvenli zannediyorlar. Anneciğim teşekkür ederim. Eline sağlık anne. Ben açarım, sorun yok. Teşekkürler. Kızıl dükkü şuraya aldıktan sonra bir vasallamayı deneyeceğim. Şöyle bir save al bakalım. 20 kişisiniz lan, 20. Öyle bana kaledeyiz lagalugası yapmayın. Şunları içeri sokup hepinizi tekleyeceğim. Olay bu. Savaş çok iyiydi. Ben öldüm zannettim. Önce Manco'yu alacağım, aynen öyle. Arkaya götüreceğim abi. Arkaya uçuracağım adamları. Hepsini tekleyeceğim ama önce bir lavabo molası verip hemen geleyim. O ara oyun yüklene dursun. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bu savaşı da yapıp düşmanın başkentine bu bölümde hükmetmiş olacağız. Yani bu yayında. Drop gitti mi? Drop belli bir yerden sonra durmuşa benziyor. Yani bende durdu gözüküyor. Zaten dediğim gibi bir yerde kasma takılma varsa Samet Güngör Live YouTube kanalından kasmadan takılmadan seyredebiliyorsun. Hepsi kasmadan takılmadan yayınlanıyor orada. Ben hemen geliyorum.
ve tekrar senem hali. Geldim. Şimdi 70 bölümdür. 70 bölüm diyorum, pardon. Oyun turuyla 70 turdur bize eziyet eden bu amıkların şehrini alıp artık ele geçirme vakti. Artık bu adamları darma duman etme, toşbiklerini patlatma, kafalarını dağlama vakti. Dilerseniz hemen şöyle bir askerlerimi konumlandırıp şu heriflerin icabına bakayım. Büyük gücü kaybettik. Hiç problem değil. Şimdi hemen bu elemanlar 4 numara. Abi sizin yapacağınız hamle belli. Tek sıra halinde buradan içeri. Tek sıra halinde buradan içeri Akanzi. Diğerlerinin yapacağı şey de belli. Lordlar buradan kalenin alınışını seyredecekler. Oo. Uçan at mı? Uçan at mı? Abi hem hizmetçim güzeldi. Hem de şimdi uçan ata bindi. Pegasus bokumu yesin. Pegasuslar bokumu yesin abi. Bunlar bir numara. Bunları şöyle bir yay. Bunları şöyle bir yay derken şunları bir yay bakayım. Bunlar sadece ok atışlarını göğüsleyecekler. Bunlar da 3 numara. 3 numara da arkada seyredecek işte böyle ya. Hani sözde ordu buradan dalacak. He buradan dalacak, bekle. Ordu buradan babaannene binecek senin. Zombi Pegasus. Aynen, oynan. Oynan. Dayı al 2x'ıza. Al 2x'ıza. Selamun aleyküm. Hayatınızı kaydırmaya geliyorum. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Biz burada iyiyiz. İşte kuşatma falan. Lord bir yandan azıcık can tazelesin. Şey yapsın ha. Biraz zombi diriltsin. Selam ki. Önce Manco'ya. Önce Manco'ya ve etrafındakine. Önce Manco'ya ve etrafındakilere. Evet abi, bunlara vur. İndir bunları aşağı. Ha, sıkın orada, sıkın orada. Evet, evet. Bütün olay orada zaten. Bütün olay orada zaten abi. Merhaba, indir aşağı. İndir aşağı herifleri. Ya abi adamların üniteleri. Ya adamların üniteleri. Bizim Wargeist'ler heriflerin tepesine çöküp üniteleri yiyor. Şimdi üniteleri salla. Bu adamlar ayrılıp gelmeden ye herifi. Ha bu arada yedikleri hasar komple şeylerden ha, kahramanlardan falan. Komple kahramanlardan dolayı hasar yiyorlar. Merhaba abi. Lord ölünce bu herifler zaten surumuru terk edip defolup gidecek yani. Başka yapacakları bir şey yok. Kuşatma kulesine boşa sıkıyorsunuz. Öldür Lord'u. Öldür Lord'u. Oğlum uçabiliyorsunuz lan. Herifler mekanı saldı. O Lord ölecek. Tamam, salla Lord'u. Okçulara git. Okçulara git. 4x hızında anam. 4x hızında. Git okçulara. Ha, ayrıldığınız iyi oldu. Eyvallah. 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 Ayrıldığınız çok iyi oldu abi, orduları birbirinden ayırdığınız. 4x hızında bin şunlara. İşte bu kadar. Bitti gitti babacım. Bitti gitti. 70 bölüm çile çektirdiniz lan bana. 70 bölüm lan. Şimdi 70 bölüm çektirdiğiniz çilenin bedelini ödeme vakti. Hem de başkentleriyle ödeyecekler bedelini. Ne anladın bu savaştan? Balım, sen esas savaşı kaçırdın. Esas savaşı izleyecek olursan Deniz Alp'cim, Samet Güngör Live kanalından seyredebilirsin. 5. bölümü, Höyük Lejyonlarının 5. bölümünü inanılmaz derecede, eziyet derecesinde bir savaş atlatıp öyle buraya girmeyi başardık. Yani buradaki ordu, buradaki muzaffer oluşumuz bundan önceki savaşta can çekişmemizin bir sonucu. Ve burası Bretonya Krallığı'nın başkentiydi arkadaşlar. Buranın parasını alıp ordularımı ikmal edip beklesem mi, normal mi işgal etsem? Normal işgal edeceğim çünkü sürekli... Abi!
Abi mekanın güzelliğine bak. Her şey böyle 3 level, 4 level fazladan dikili geliyor. Aa, bu arada ben burada bir orduları düzenlerim. Şu aptal iskeletleri atar yerine daha taşaklı üniteler alırız. Bak çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bretonya Krallığı'nın ana base'i artık bizim elimizde. Ve buraya da vampirsel yozlaşma yayıyoruz abi. Höyük lejyonlarının gücü kuvveti adına. Şimdi sevgili dostum, sen ne yapıyorsun? Sen artık spamlediğimiz ünite bu özelliği aldıktan sonra artık çürümüyor abi. Bir kere çağırıyorsun ve artık çürüme özelliği ortadan kalktı. Bir kere çağıracağız, bizimle beraber savaşacak 73 tur arkadaşlar. 70 bölüm değil, 73 tur oldu. Abi artık bir kere çağıracağız. Adam hep bizde kalacak. Çok mükemmel bir rakam. Cehennem atına binen hanım ablamızın mezar tılsımı özelliğini açıp menzilli saldırılara karşı dirençli olmasını sağlayalım. Öteki beyefendinin şöyle bir asayiş yayma ve talim becerisini verdikten sonra seviye 5'ten sonra verilebilir diyor. İskeletçi Küheylan'a binsin. Hepsinin bir atlı ünitesi olsun, bir şeyi olsun. Abi çok iyiydi. Çok iyiydi, elemanların canını okuduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Wargeist ünitelerinin hız değerlerini falan arttıracağız. Ama bunları yapmadan önce bizim bölgelerden birini patlatma tehlikesi olan bir arkadaş var. Ahan da aşağıda ikamet etmekte abi. Bu aşağıda ikamet eden ordu, bir prenses yönetiyor, görüyorsunuz orduyu. Bu aşağıda ikamet eden ordu serseri mayın gibi. Nereye gideceği belli değil. Bordalox'un asker miktarı bunları durdurmak için yeter mi? Bence de I don't care. Yeter, yeter. Şu yan taraf da yeter, burası da yeter. Bostan Kalesi'ne zaten giremezler. Bostan Kalesi'ne girerlerse oradan çıkışları yok. Şöyle bu orduyu sıkıştıracak şekilde zombileri de çıkarıyorum meydana. Oha! Bu ne? Abi burada ne kadar ordu canlanabiliyor böyle? Mezar hortlağı falan canlanıyor. Mezar hortlağı canlanıyor. Büyük silahlı muhafız canlanıyor. Mezar dehşeti diye milli bir ünite var. O canlanıyor. Abi sıfır masraf zombi birliği. Şey gibi düşün. Yerel kuvvetler, milis kuvvetler. Kızıldük Vasal'a geliyor mu? Hemen bir kontrol edelim. Ama gelmeyebilir arkadaşlar. Kızıldük. Yani bize teslim olmayabilir. Konfederasyona katılabiliyor mu? Abi yok, konfederasyona katılmıyor. Hiç sanmıyorum mu? Çok ayıp ettin kral. Neyse, sen şimdilik kal burada Kızıldük. Ben ileride buna da dişimi geçiririm. Ben ileride buna da dişimi geçiririm, hiç sorun değil. Bu eleman muhtemelen koştura koştura Lainos Kalesi'ne girecek. Ben de Lainos Kalesi'ni de alacağım onlardan önce. Hadi bakalım şöyle bir turu ilerletelim. Arkadaşlar, Bretonya'nın haritadaki varlığına neredeyse son vermiş olduk bu hamleyle. Şimdi şurada bir turu ilerletiyorum, bakalım elemanlar neler yapacak. Ama Kızıldık bir ara mutlaka yatacak aşağı. Bir ara yan yan yatıracağım onu. İmparatorluk burada. İmparatorluk da savaşa müdahale edemiyor çünkü Kızıldük aracılığıyla açtım savaşı. Hayırlar ola hocam. Norskalar. Onun bunlar ölüyü diriyi dikti, gözü bize mi dikti? Ha, baskın vaziyetine aldı modu. Abi Norskalar ölüyü diriyi geçirip sıra sizde mi diyor? Ölüyü de çaktım, diriye de çaktım, sıra sende gibi. Your conquests strike fear into the hearts of your enemies, Baskın yapıyor öyle Martello. mi? The wisest amongst them will know that fate is on your side. I have Peki ben seni kovalarsam, şu an yakalayamamış olsam bile. Aa, bir saniye abi, şu ya Karataş nöbet yeri artık bir artsın arkadaş. Ne yermiş ya? Burayı mı kademe 3'e basayım? Buranın surunu arttıracağım, bastonun surunu arttıracağım.
Buradaki vampir yozlaşmasını arttıracağım. Yan eyaletlere de artı 4 vampir yozlaşması vereceğim. Kara vagonu alsa mıydım acaba? 7500 altın gerçi kara vagon ya. Kara vagonu salla abi. Kara vagonu alana kadar neler yaparım neler. Gelecek tur sen bittin çocuk. Bizim buralarda durum iyi mi? Durum iyi. De ben bir şeyi merak ediyorum. Agam şu Norskalara bir gelsene. Dünya seyyahları. Ha, saldırmazlık paktınız var. Moruk bak, benden bir askeri geçiş al. Ha, ticaret yapalım diyor. Tamam kardeşim, ticaret yapabiliriz. Bir de askeri geçiş al benden. Lan içimden geçiyorsun. Ayı oğlu ayı. Aramızdaki ilişki düşmesin diye diyorum. Normalde ben bunlara da geçiririm de. Ben bunlara da geçiririm de normalde. Bizi mahvederler abi. Selamünaleyküm kardeş, birazcık da para versem misal, biraz da para versem. Bir K versem. Lan ayı, içimden geçiyorsun. İncelik yapmak için diyorum, ölme diye mal. Aman ölürse ölsün, benim de dert ettiğim şeye bak. Şimdi buradaki orduyu şöyle bir göt kaydırma zamanı abi. Bir göt buraya kaydıracağım. Ondan sonra şu Lainos'u alacağım. Buradakiler daha şeye dalmadı. Buradakiler isyancı. İsyancılar bize de dalabilir, herkese dalabilir. Ya da Lainos'u kendi haline bırakalım. Biz burada bir orduda değişikliğe gidelim abi. Çünkü buralarda neler var? Buralarda mezar dehşeti üniteleri var. Buralarda büyük silahlı muhafız üniteleri var ki ben bunları basamıyorum galiba. Bir saniye. Şöyle bir tane iskeleti kovsam, deget yapsam. Evet, büyük silahlıları basamıyorum ama bu iri kıyımları basabiliyorum abi. Mezar muhafızı. Bak şöyle yapacağız. Atlı üniteye ihtiyacım olacak mı? Elbette olacak. Şimdi şöyle yapıyorum. 3 tane atlı ünite bırakıyorum grubumda. Bir tane ruh var, savaşacak. Ruhun yanına savaşacak. Şöyle bir iki tane mezar muhafızı çekiyorum. İki mezar muhafızının yanına da şey koyacağım. Bu izbanduklardan alacağım abi. İki mezar muhafızı artı iki izbandut. Bizim grup tamam. Hatta full izbandut da yiyebilirim aslında ya. Ama atlılar iş yapar değil mi? Atlılar muhakkak iş yapar. Ticareti iptal et. Niye ticareti iptal edeyim? Baksana, ticaretten artı 1800 gelir alıyorum. Ha şimdi şöyle düşünme kanka, bu oyunda ticaret yaptığın zaman, şimdi ticaret yapacak biri var mı? Bir ona bakayım da. Ticaret yapabileceğim biri var mı? Teklif edebileceğim biri var. Misal imparatorluk. Kanka, bu oyunda ticaret yaptığında 749 dukat kazanan benim. 184 kazanan onlar. Ticarette kaybetmezsin. Her zaman iki taraflı da kazanırsın. Yani ticareti salmak sıkıntı olmaz, anladın mı? Ne yapmaz, ne yapar, ne oldu? Ben anlamadım, neye yapar yapmaz diyorlar. Hayır abicim, sen 88 almıyorsun. Sen 88 almıyorsun, bu adamlara ihraç ediyorsun. Dur bak, dur bir saniye, bir saniye, ben halledeceğim. Halledeceğim, aklınızdaki soru işaretlerini gidereceğim. Arkadaşlar merak etmeyin. Aklınızdaki soru işaretlerini gidereceğim. Bir saniye verin bana, halledeceğim. Şimdi canlar, bakın. Bizim ticaretten elde ettiğimiz gelir artı 1852, değil mi? Şimdi ben bu adamlarla ticaret anlaşmamı bozduğumda, bir saniye, ben bu adamlarla ticaret anlaşmamı bozduğumda nereden bozabileceğim? Biriyle ticaret anlaşmanı boz değil lan ha. Ticaret anlaşmasını iptal ettiğimde. Yani bak. Kaça düştü abi gelirim? 500'e düştü, gördün mü? Yani onlara ben vermiyorum. Onlar bana veriyor. Ben ihraç ediyorum elimdeki fazla ürünleri. Oradaki ticaret panelinde evet, yani para ödeme kısmı o şekilde işliyor ama ticaret paneli bu şekilde işliyor. Save'e döneceğim, merak etmeyin. Save aldım bunu yapmadan önce. Yani ben elimdeki fazla ürünleri karşıya veriyorum. Karşısı o ürünler için bana para veriyor, tamam mı? Ürünler, alttaki küçük panel, alttaki küçük panelde para, ürünlerden gelen para, bana gelen para, ürünler gidiyor, para geliyor. Sonra diğer panelin öteki kısmında
Hatta ben bunu niye bu kadar kastım ki? Bir saniye. Save'e döneceğim, merak etmeyin bu arada, dediğim gibi bak. Abi şu şekilde. Ürünler, bunlar benim ihraç edeceğim ürünler, tamam mı? Bu ihraç edeceğim ürünler bana 685 kazandıracak. Bunlar da bana tarife ve mermer ihraç edecekler. Bu da onlara 327 kazandıracak. Yani iki taraf da kazanıyor. Anladın? O yüzden şey böyle yani ticaretten yana bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Sadece onu göstermek istedim. Evet, ilk başta bu sistem benim de çok aklımı karıştırdı. Ama sonradan oturunca sıkıntı kalmıyor. 3 öpücük puanı var, bize 6 öpücük puanı lazım. Estağfurullah Yusuf, hiç sıkıntı yok. İlk başta bu sistem benim de aklımı karıştırdı elbette. Hani nerede ne var, orada o var, burada bu var derken böyle bir şaşırdım kaldım, ulan dedim neler oluyor. Neyse arkadaşlar, hazır bu save'de, niye save'e döndüm ki? Zaten save aldıydım. Buraya kadar ilerledik. Buradan sonrasına sonraki yayınlarda devam edelim. Warhammer'da bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize.